kötülük insanın hoşlanmadığı tabiatına zıt olan davranışlar demektir İslami literatürde ise kötülük dediğimiz zaman Selim aklın ve dinin razı olmadığı hoş görmediği yapıldığı takdirde dünyada kötülenmeyi ve ahirette de cezalandırılmayı gerektiren eylemlere denilir Kur'an-ı Kerim'de şer kavramı yine Seyyiye kavramı münker kavramlarıyla biz kötülüğün ifade edildiğini görüyoruz yaşadığımız dünyada bir kötülük var Peki bu kötülüğün müsebbibi sebepleri konusunda değişik ilmi alanlarda tartışmalar yapılmış. Genelde bizim akaid alimlerimiz kötülük meselesini ikiye ayırarak anlatmışlardır. Bunlardan birincisi metafiziki kötülüktür. Burada İnsanın irade özgürlüğü yoktur. İnsana rağmen bu kötülükler meydana gelir. Örnek vermek gerekirse depremler, sel baskınları, tsunamiler, kıtlık olayları, salgın hastalıklar dediğimiz hastalıklar meydana gelebilir. Tabi burada insanın tedbir alma imkanları da doğabilir. Bu metafizik dediğimiz yani kötülüklerde Cenab-ı Hak bizi bu kötülüklerle sınamış da olabilir. imtihan etmiş de olabilir. Bu onun razı olmadığı kötülük lerdir ama biz dediğimiz gibi tedbir alma imkanına sahibiz. Bizim yine irademizin, isteğimizin, tercihlerimizin dışında meydana gelir bu kötülükler. İkincisi ise ahlaki kötülük diyoruz biz buna. Bu da insanın Cenab-ı Hakk'ın kendisine yüklemiş olduğu ödevlere aykırı hareket etmesinden dolayı meydana gelir ki insanın irade özgürlüğünün ve ihtiyarının sorumluluğunun var olduğu bir alanda gerçekleşir bunlar. İnsan ahlaki kötülüğü işlerse sonuçlar sonuçlarına da katlanacaktır Çünkü insan irade sahibi akıllı ve sorumlu bir varlıktır Mesela adam öldürmek dinimizde haramdır Dolayısıyla bu ahlaki bir kötülüktür hırsızlık yapmak dinimizde haramdır bu bir ahlaki kötülüktür rüşvet alıp vermek dinimizde haramdır bu bir ahlaki kötülüktür o halde insan bu kötülükleri yaptığı zaman da sonuçlarına katlanacaktır Nitekim bir ayette şöyle buyrulur yeryüzünde karada ve denizde fesadın ortaya çıkması sizin kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Size bunun acısını tattırıyoruz ki belki yaptıklarınızdan dönersiniz diye buyrulur. Bugün GDO dediğimiz ürünlerin yediğimiz besinlerin genetiği bozuluyor ve birçok hastalıklara yol açıyor bunlar. Bunları kim yapıyor? Bilinçli insan yapıyor. İnsan Cenab-ı Hak mı el uzatmayın dediği halde haram kazanç sağlamak için bile bile bunu yapıyor. Bize kesilecek bunun faturası ve insanoğlu da bunun acısını tadacaktır Nitekim yaşadığımız dünyada bunun birçok örnekleri vardır.